Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Ced'a üzerinde yapmış olduğu bir hutbeden bahsetmiş idik. O hutbeyi tamamlayamadık. Baş kısmını yeniden hatırlayarak inşallah o hutbedeki alemlerin efendisinin verdiği mesajları tamamlamaya çalışalım. Maalen izahını çalıştığımız husus şu kısımlarda: ey insanlar, şu dünyadaki halimize bakın ki ölüm sanki bizden başka kimseler üzerine yazılmış. Hak, hukuk, feraizi ilahiye bizden gayriler üzerine vacip olmuş. Ve teşhi etmekte olduğumuz ölüler sanki yakın bir zaman sonra tekrar gelecekler. Ölüleri kabirlerine koyuyor, miraslarını da taksim edip pervasızca yiyoruz. Sanki onlardan sonra biz bu dünyada baki kalacağız. Biz bütün bu ibret verici misalleri, vaaz ve irşatları unutup canlarımıza ve mallarımıza gelecek afetlerden emin görünüyoruz. Şüphesiz bu emniyet duygusu koyu bir gaflet ve derin bir cehaletin eseridir. Yoksa hiç kimseye böyle bir teminat verilmemiştir. Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıplarıyla meşgul olmak ona başkalarının ayıplarını göstermez. Mes'ud o kimsedir ki bir malı masiyet ve günahsız olarak helalinden kazanıp Allah yolunda sarf eder. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe bir, yani iyilik mertebesine ulaşamazsınız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. O mes'ud kişi ilim ve hikmet ehlinden kimselerle sohbet eder. Onlarla oturup kalkar. Evet, buraya kadar olan kısmın izahını yapmıştık. İnşallah bundan sonrakini de devam edeceğiz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek kelamlarına, hutbelerine şöylece devam ediyor. Mes'ud kimse o kimsedir ki kibir ve gururu bir kenara atarak mütevaziane, fakru meskenet halinde sabır olanlara ihtilat eder. Yani sabirinden, sadıkinden, salihinden olan insanlarla ihtilat eder. Yani onlarla düşer kalkar, onlarla sohbet eder. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim, ya eyyühellezine amenüttegullâhe ve kûnû mâs-sâdiqîn buyuruyor. Yani ey iman edenler, Allah'tan korkunuz ve sadıklarla beraber bulununuz buyuruyor. Demek ki Müslümanlar facir, fasık, münafık, ehli dünya, dünya perest insanlarla düşüp kalkarlarsa onların ahlakıyla ahlaklanırlar. Bir müddet sonra bakarsınız ki ahirete yönelik amellerini yavaş yavaş terk etmeye başlayacak. Yapmış olduğu ibadetlerden, namazdan ve benzeri hizmetlerden asla huzur duymamaya başlayacak ve neticede Allah korusun bu gibi ibadetlerini de terk edip fasık ve facirlerden olacaktır. Bunun gibilerini çok görüyoruz cemiyet içerisinde. Fakat diğer bir insana da bakıyorsunuz, çeşitli günahlar işlemiş, hatta günah-ı kebairler içinde kalmış ve fakat şu veya bu vesileyle salih, sadık bir kişiyle, bir toplumla tanışmış, onlarla buluşmuş, onların sohbetlerine, onların meclislerine devam etmeye başlamış. Bakmışsınız ki o insan yavaş yavaş günahlarını terk etmeye ve yavaş yavaş Rabbine yönelmeye başlamış ve neticede salih, sadık, belki de geldiği toplumun en ileri seviyedeki müminlerinden ve saliklerinden olmuştur. Bunun da örnekleri pek çoktur. Ve o dereceye çıkmıştır ki bu gibi zatlar Evliyaullah'tan olmuş, Allah dostlarından olmuş. Demek ki kişinin bulunduğu ortam çok mühimdir. Kimlerle düşüp kalktığına, kimlerle arkadaşlık yaptığına, kimleri sevip
kimleri sevmediğine insan baktığı zaman kendi iç dünyası hakkında bir kanaat sahibi olabilir. Fasıkları mı seviyoruz? Facirleri mi seviyoruz? Münafıklarını mı seviyoruz? Allah düşmanlarını mı seviyoruz? Veya sevmesek bile kalbimizde onlara karşı bir meyil mi var? Onların o gayri İslami yaşantılarına biz imreniyor muyuz? Yoksa böyle yaşantılardan nefret ediyor. Allah'a isyan tuyan olan yerlerde dünyalar size bahşedilse nefret mi ediyorsunuz? Öyle yerlerde, öyle kişilerle bulunmamayı mı istiyorsunuz? İçiniz böyle mi konuşuyor size fısıltı halinde? İyilerle beraber olmayı, salihlerle beraber olmayı mı hep kalbiniz size fısıldıyor? Kalp kulağınız sizin bu kalp dilinizle söylenenlere dikkat ediyor mu, dinliyor mu? Ha bakın, görün bu durumunuza ve kendi hakkınızda kanaatinizi serdedin değerli müminler. Demek ki bizler salihlerle, sadıklarla olmak, onların meclisinde, ilim meclislerinde bulunmakla emrolunmuşuz. Değerli dinleyiciler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbesinde yine devam ederek, mes'ud kimse, bahtiyar kimse o kimsedir ki ehli zulüm ve ehli dalalet ile ehli füsku fücur ile oturup kalkmaz, ondan iştinab eder. Yani zalimlerden, fasıklardan, facirlerden iştinab eder. Bir şair ne diyor? Hemşin salihan salih şevet, hemşin talihan talih şevet. Evet, hemşin salihan, salihlerle, sadıklarla düşüp kalkanlar, onlarla dost olanlar salih şevet, salih olurlar, iyi insan olurlar. Hemşin talihan, kötülerle, fasıklarla düşüp kalkanlar, onlarla hem meclis olanlar talih şevet ve onlar gibi facir olurlar buyuruyor. Evet, hemşin salihan salih şevet, hemşin talihan talih şevet. Değerli dinleyiciler, başka bir şairde anil mer ila tesel ve sel an garinihi ve kullu garinin bil makarini yaktedi. Bir kimsenin halini öğrenmek istiyorsan kendisinden sorma. Yani sen nasılsın kardeş deme. Ya onun arkadaşlık yaptığı, beraber düşüp kalktığı insanlardan sor. Zira herkes kendi arkadaşına uyar ve onun sıfatıyla sıfatlanır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Siz bir güzel koku sürünmüş insanın yanında olsanız, onun o kokusu size de sirayet eder ve o güzel kokudan siz de istifade edersiniz. Ama kötü koku sürünmüş bir insanın yanına varsanız burnunuzu tıkarsınız. O kötü koku sizin üzerinizde değil ama onunla beraber olduğunuz için siz de ondan zarar görürsünüz. Onun için hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, siz bir ıtırcı dükkanına varırsanız, yani güzel koku satan ıtırcı dükkanına varsanız, oranın güzel kokusundan istifade edersiniz. İşte bu müminin halidir buyuruyor. Müminin hali böyledir. Itırcı, ıtır satan, güzel koku satan, güzel koku satılan yerde bulunan insanın halidir müminin hali. Ama başka birisine de bakıyorsunuz, o da kalaycı dükkanına varıyor. O kömürlerle eskiden körük olurdu. Kömürler ön tarafı konulur, körükle üfürülür. O kömürler efendim yanar, sonra kalaylanırdı kaplar. Çünkü bakırdı ekseriye. Şimdiki gibi değildi yiyecek, içecek kapları. Orada da ispas. İşte münafığın halde buna benzer diyor. O kötü kokudan faydalanır. O isin, pasın içindeki insan
ve oraya gidip gelen insan gibidir münafığın hali. Onlar da oradan hoşlanırlar. Pis kokudan hoşlanırlar diyor. Onun için bizde müminlerin hali olmalıdır. Itırcı dükkanında bulunan, itir satan bir mümin gibi olmalıyız. Yani güzellikler, güzel ahlaklar edinmeliyiz ve etrafımıza güzel ahlaklar, güzel haller anlatmalı, tebliğ etmeliyiz. Halimizle, kalimizle örnek bir Müslüman olmalıyız ve böyle yerlerde bulunmalıyız. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbesine şöyle devam ediyor. Ne mutlu o kimseye ki nefsi zelil, ahlakı cemil, içi paktır. Değerli müminler, kimde bu üç güzellik varsa o cidden dünyanın bütün güzelliklerini kendinde toplamış demektir. Evet, nefsi zelil. Yani nefsinde kibir yok, gurur yok, haset yok, efendim kendini beğenmişlik yok. Ben diyor neyi mi beğeneyim? Başkalarına karşı nasıl gurur ve kibire şey yapayım, takılayım ki bende ne varsa hepsi onun, yani Rabbimizin. O vermiş bende bir şeyler varsa, bana bir şeyler verilmişse o vermiş. Ben bunlara sahip olmuşsam bu sahip olduğum şeyleri ben malikim diye değil, Rabbim verdi, vermeyebilirdi, verdiği için şükretmeliyim demeli. Yoksa bununla iftihar edip ücbe, kibre kapılıp başkalarına karşı övünce vesilesi yapmamak lazım. Nefsi hiçlik noktasına getirmek lazım. Değerli müminler, kulluğun sonu hiçliktir. Hiçliği yakalayamayan, hiçlik mertebesine ulaşamayan hiçbir mümin gerçekte kemale erişmiş sayılmaz. Demek ki hiçlik noktasına varabilmek için de nefsi zelil kabul etmek lazım. Onu şımartmamak lazım. Ona asla ve asla fırsat vermemek lazım. Birazcık başını kaldırdığı zaman, ey zelil nefis, ey fani nefis, ey hiç olan nefis, hiçlik noktasına gelmedikten sonra sana yönümü dönüp bakmam, değer vermem diyebilmeli, nefsinle böylece konuşabilmelisin. İşte bunu konuştuğun zaman, bu konuşmanı, bu fısıltını hayatına yansıttığın zaman, sadece sözde bırakmadığın zaman, işte gerçek manada hiçliği yakalamış olursun. Fena fillah, Allah Celle Celaluh'ta yok olursun. Zaten neticemiz yok olmak değil mi şu fani dünyada? Ebediyet alemi öbür alem. Bu dünyada hiçlik mertebesine çıkamayan öbür dünyada ebedi saadet ve huzuru yakalayamaz. İkincisi ahlaki cemil sahip olmak. Güzel ahlak sahip olmak. Muhammediyül ahlakla ahlaklanmak. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak ve içi pak olmak. Yani kalbi tertemiz olacak. Kötü niyetlerden, kötü düşüncelerden, insanlara zarar verecek kötü hayallerden İçimizi pak etmek lazım. Onun için tasavvufta nefsi tezkiye, kalbi tasfiye diye bir güzel deyim vardır. Yani nefsi temizlemek. Neden? Bütün kötü ahlaklardan. Kalbi de saflaştırmak, paklaştırmak. Neden? Her türlü havatırdan. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Oraya Allah Celle Celaluhu pak ve temiz olmadan, kalbi selim olmadan nazar etmez. İşte nefsi bu gibi kötü ahlaklardan, hasetten, kibirden, ücüpten temizlememiz lazım. O zaman Allah Celle Celaluhu oraya ne yapar? Nazar eder. El hasedü ye'kulül hasenat kema te'kulün narul hatab buyuruyor alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haset öyle bir şey ki bütün iyilikleri yer bitirir. Nedir o iyilikler? Namazındır, orucundur, zekatındır, Allah yolunda yaptığın çeşitli çeşitli hizmetlerdir vesaire. Bütün bunları yer. Ne gibi? Kema te'kulün naru el hatab. Yani bir ateş odunu tıkır tıkır kurumuş güneşin karşısında. Sobayı attığınız zaman ne yapıyor? Ne de iştahlı yiyor onu, değil mi?
alevler içerisinde birden kuşatıyor. Bir de bakarsınız ki o odun yok oluvermiş, kül oluvermiş. İşte haset de böyledir. Odunun, ateşin odunu sarıp, kucaklayıp alevler içerisinde birdenbire yok ettiği gibi hasette, kıskançlıkta amelleri yok eder. Ücüp, kibir, yalan, riya, bunlar büyük ve çok büyük kötü ahlaklardandır. Şeytanın ahlaklarındandır. Değerli dinleyiciler, İslam'ın güzel ahlaklarını ulema şöyle tadad etmiş. Bunlar çoktur ama birincisi ihsan, insanlara iyilik yapmak. İkincisi ihlas, her şeyi Allah rızası için yapmak. Üçüncüsü isar, yani kendi nefsinden önce mümin kardeşini düşünmek. Mümin kardeşini kendi nefsine ne yapmak? Tercih etmek. Sonra sünnet-i seniye ittiba etmek. Allah Resulü'nün boyasıyla boyanmak. Sonra istikamet, dost doğru olmak. Allah Celle Celaluhu'nun sevgilisi, efendimiz, önderimiz, ahir zaman nebisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Önce iman ettim de, Allah'a iman ettim de, festagim, sümmestagim, Allahu Ekber, sümmestagim, sonra dost doğru ol. Bakınız değerli dinleyiciler, Allah'ın Resulü önce Allah'a iman etmeyi, sonra da dost doğru olmayı emrediyor. Demek ki imandan sonra en mühim şey dost doğru olmaktır. Bu da güzel bir ahlaktır. İstikamet, sonra ibadet. İnsan ibadet ahlakıyla ahlaklanacak. Yani Allah'ın huzuruna vardığı zaman öyle bir huşu hudu duyacak. Bir hizmet ettiği zaman, bir fakire cüz'i de olsa bir yardım yaptığı zaman onun yüzünde gördüğü neşeyi kendi kalbinin derinliklerinde hissedecek. Keza iktisat, yani mümin savurgan olmaz. Allah yolunda verirken verebildiği kadar versin. Burada savurganlık mevzubahis değil. Ama savurganlık nedir? Savurganlık nefsi için lüks ve israf noktasında harcamalar yapmaktır. Öyleyse mümin böyle yapmaz ya, iktisat sahibi olur. İsrafa, lükse kaçmaz. Kazandıklarının fazlasını Allah yolunda harcar. Sonra insanların ayıbını görmek yerine kendi ayıbını görür. Önce kendi ayıplarını görebilmek. Bu çok zor bir iş. Çünkü her nefis kendini beğenir. Şu veya bu, tabında bu var. İşte eğitimle, imanla, güzelliklerle, güzel insanlarla beraber bulunup o güzellikleri elde ede ede artık kendi ayıplarını görmeye başlar. Başkalarının ayıplarını görmemezlikten gelir gördüğü zaman. Onlara gizli gizli, münasip zamanda aman kardeşim şu yanlışları yapma diye vasiyet eder, tavsiye eder, nasihatta bulunur. Yoksa onları ifşa etmez, bundan zevk almaz, rahatsız olur onların günahlarını, kusurlarını, ayıplarını göstermeye. İnsaf, sonra insaf. Mümin insaflı insandır, haddi aşmaz her hususta. Bakıyorsunuz size birisi bir kelime söylüyor, sizin hatırınızı kıracak veya sizin canınızı sıkacak bir kelime söylüyor. Siz insafı elden bırakıyorsunuz. Onun bir kelimesine karşı 10 tane kelime sayıyorsunuz. İşte bu insafsızlık olur. Teslim, teslimiyet. Müslüman ne demek? Teslim olmuş insan demektir. Teslim olmuş insan demektir. Neye? Kur'an ve sünnete. Allah ve Resulullah. Hiç tereddütsüz, hiç bir duraksama olmadan Allah şöyle emrediyor, Allah böyle nehyediyor, Resulullah şöyle buyuruyor, Resulullah böyle buyuruyor denildiği an mümin tereddüt etmeden amennâ ve saddaknâ diyecek. Hatta kendisi o denileni başka şekilde bilse veya o denileni başka şekilde görse, benim bilgim yanlıştır,
ben yanlış görüyorum diyecek ve o habere inanacaktır. İşte teslimiyet budur değerli dinleyiciler. Bugün müminler olarak çektiğimiz sıkıntıların birisi de budur. Bir de kendi isteğiyle kifayet miktarı geçinmeyi arzulayacak. Yani bu şu demektir. Yani adam mecburen fakir. Çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor, fakr-ı zaruret içinde. Bu demek değil o fakirlik. Ha, haram ve şüpheli mal kazanmaktansa, haram ve şüpheli bir şeyi yemektense, ben kuru ekmeğimi duru suyuma batırır, halk tabiriyle bununla geçinirim demek. Yani haram ve şüphelerden kaçınarak kifayet miktarı ile ne yapmak? Geçinmeyi kendi arzusuyla talep etmektir. Bu da çok güzel bir ahlaktır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde cennete vardım hep fakirleri çoğunlukta gördüm dediği fakirler bu fakirlerdir. Yoksa mecburen fakir kalmış olanlar değil. İçinde dünya hırsı çok. Mal makam hırsı çok ama elde edemiyor. O fakir değil. Ya fakir? Bu tarif ettiğimiz şekilde fakir. Rabbim bizlere böylelerden eylesin. Sonra zengin. Nasıl bir zengin? İnfak ediyor. Ama helalından kazanıyor. Şüpheli olanlardan sarfı nazar ediyor. Helal bir kazanç elde etmiş ve bu kazancını infak ediyor. İşte böyle bir infak faydalı. Yoksa faiz, bankaya adam parasını yatırıyor. Ben diyor faizi diyor almayacağım diyor, bankaya bırakıyor. Onu bir marifet zannediyor. Veyahut da repo yaparak faizler alıyor. Bununla da hayır yaptığını zannediyor. Haramın hayır olmaz. Haramın infakı olmaz değerli müminler. Ondan kendisine bir şey, hele bundan sevap umarsa imanına zarar verir. Onun için infak ahlakı, helal yoldan kazanacaksın, şüphelilerden sakınacaksın ve bu kazandığını Allah yolunda fakir fukaraya hayır hizmetlerine harcasın. İşte o çok büyük bir ahlaktır. Rabbim bizleri bu güzelliklerle donatsın. Sonra iki kişinin arasını ıslah etmek. Bu da çok büyük bir ahlaktır. İki kişinin arasını ıslah etmek. Küs olan insanları barıştırmaya çalışmak. Sonra yoldan geçene eziyet veren şeyi kaldırmak. Bakıyorsunuz yolda gidiyorsunuz bir karton, bir taş, bir çalı. Hem de Resulullah Aleyhisselam bu imandandır buyuruyor. İstişare etmek. Hem dünya işleri hem ukba işleriyle ilgili ehli ile istişare etmek. Bu da ahlakın azımındandır. Yani büyüklerindendir. Bir de istihare etmek. Yani bir şeyde hayır mı, şer mi? Senin için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bunun hakkında kesin nas yok, kesin bilgi yok. O zaman ne yapacaksın? Bunun istiharesini yapacaksın. Yani işi Rabbine bırakacaksın. İki rekat namaz kılıp rüyanda sana işaret edilen noktada hareket edeceksin. Bir diğeri de edepli olmak. Edep nedir edep değerli müminler? Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuşurken, insanlarla olan münasebetlerimizde dikkat etmemiz gereken çok çeşitli edepler vardır. Bu edeplere riayet etmek de güzel ahlaktandır buyuruluyor. Mevlana bu usta ez huda cuyem tevfik-i edep bi edep mahrum şüvet ez lütfu Rab diyor. Cenab-ı Hak'tan tevfik edep talep ediyorum. Yani beni edebe ulaştırmasını diliyorum. Zira edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum olur diyor. Ez hoda cuyem. Ben Rabbimden edep istiyorum. Tevfik-i edep. Edebe muvaffak kılmasını istiyorum. Bir edep. Edepsiz olan, edebe riayet etmeyen mahrum şevet. Ez lütfu Rab. Rabbin lütfundan o kişi diyor mahrum olur diyor. Değerli dinleyiciler, buna da dikkat etmemiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbesine şöyle devam ediyor. O bahtiyar kimse ne söz ve ne de hareketiyle kötülüğü insanlara dokunmayandır. Evet, ne söz ne de hareketiyle insanlara kötülük yapmayan da bahtiyar insanlardandır.
İnsan diliyle nasıl kötülük yapar? Gıybet eder, dedikodu eder, iftira eder, yalan söyler hakkında. İşte bunlar diliyle, veya hakaret eder kişiye. Bunlar diliyle mümine yapılan hakaretlerdir. Hareketleriyle yapılan hakaretler ise malumdur. İşte vurmaktır efendim ve benzeri, onun vücuduna herhangi bir şekilde zarar tebliğ etmektir, malını çalmaktır, gasp etmektir. Hutbenin devamı şöyle: ne mutlu o kimseye ki malının ihtiyacından fazlasını Allah yolunda sarf eder. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, bismillah, ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah huve hayran ve azamu ecra buyuruyor. Kendi nefisleriniz için önünüzden ve hali hayatınızda gönderdiğiniz hayırların mükafatını daha büyük bulacaksınız ve ecrini daha çok göreceksiniz buyuruyor. Geride bıraktıklarınız ise mirasçıların efendim güle oynaya, bazen de dövüşerek, hatta miras bırakana belki de nice nice sistemler yaparak yedikleri maldır geriye bıraktıklarınız değerli dinleyiciler. Peygamberimiz devam ediyor hutbesine: yine ne mutlu o kimseye ki dilini fuzuli ve malayani sözlerden muhafaza eder. Hayırlı ve faydalı kelamlardan başkasını söylemez. Evet, dili muhafaza etmek, malayani sözlerden dili korumak, konuştuğu zaman hayrı konuşmak. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ahiret, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar, ciddi bir şekilde iman olan insanlar, fel yegul hayran evli yasmuk buyuruyor. Fel yegul hayran, konuştuğu zaman hayır koyunsun, evli yasmuk, yoksa sükut etsin. Hayır konuşmuyorsa, hak konuşmuyorsa, insanlara doğruları, güzellikleri, İslam'ın güzelliklerini anlatmıyorsa sükut etsin. Onun için konuşmaktan sükut etmek çok daha hayırlıdır buyuruyor. Peygamberimiz bu hutbesinin sonunu şu cümlelerle tamamlıyor değerli dinleyiciler: yine ne mutlu o kimseye ki sünnetle amel edip bid'atlardan sakınır. Bid'atlardan sakınır. İbadetine bid'at olan şeyleri karıştırmaz ki dalalete düşmesin. Sünnete ittiba, ittibadan, yani bid'at icat ederek ona uymaktan, evet, sünnete ittiba etmek. Ne demek? Uymak. İbtidadan, yani bid'at icat etmekten elbette ki çok hayırlıdır. Bid'at ise büyük bir günahtır. Hatta itikadi noktada ise o kişi ateştedir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu güzelliklerle donatsın, bu güzel ahlaklarla ahlaklandırsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şeksiz şüphesiz ittiba edenlerden eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.